Kayseri valisi Gökmen Çiçek, kentte yaşanan hırsızlık olaylarına dikkat çekerek, Kayseri Türkiye'nin en çok kamerayla izlenen şehirlerinden birisi olacak, şehirde ıssız sokak bırakmayacağız dedi. Kayseri Ticaret Odası Mayıs ayı olan meclis toplantısı Rifat Hisarcıklıoğlu konferans salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya vali Gökmen Çiçek misafir olarak katıldı. Burada konuşan Çiçek, vatandaşlardan hırsızlık konusunda çok fazla şikayet aldığını dile getirerek bunu kendine bir görev edindiğini ve şehirdeki tüm bölgelere kamera yerleştirdiğini dile getirdi. Çiçek şunları ifade etti. Kayseri ile ilgili daha önce bilgilerim, Kayseri'yi muhteşem tanıyorum, her şeyiyle biliyorum desem yalan olur. Ama şunu biliyorum. Kayseri Türkiye'de güneyden doğuya, doğudan batıya, kuzeyden güneye, nereden bakarsanız bakın, herkes tarafından sempatiyle bakılan, herkes Kayseri deyince yüzünde tatlı bir tebessüm oluşturan, herkese güzel şeyler hissettiren bir şehir. Başka bir maneviyat, başka bir hissiyat vardı. Dolayısıyla bu şehre hizmet etmek gerçekten herhalde benim hayatım boyunca taşıyacağım en büyük onurlardan birisi olacak. Bir Kayseri memleketin lokomotif şehri. Kayseri katma değer üreten bir şehir. Az önce bahsedilen rakamlar 1,6 milyon mu şu an için? 1,3 milyon ihracatımız başkanım. Yani 4 milyonu geçecek diye ümit ediyoruz. Ya 4 milyar ihracat, muhtemelen ithalatta bunun %50'si. İthalatı iki kat aşan ve gerçekten katma değer üreten bir şehir. Bu şehirde Türkiye'ye katkı sağlanacak konularda çorbada tuzumun olması benim için çok büyük onur olmakla beraber acaba katkı sağlayabilir miyim endişesini de içimde taşıdım. Ama bu endişe bizi güçlü tutuyor ve çalışmaya azmettiriyor. Kayserili hem sanayiciler, hem ticaret adamları, hem iş insanları, hem babalarınız, büyükleriniz ticareti ticaret olarak yapmıyor. Para kazanmak olarak kesinlikle yapmıyor. Bunu gördüm. Çünkü para kazanmak olarak yapsa zengin olmaktan utanmaz. Sanki zengin olmaktan utanıyor gibi davranıyorlar. Zenginliğini söylediğinde yüzü kızarıyor. Kaç kişi çalıştırıyorsun deyince estağfurullah diyor. Ya zengin olmak utanılacak bir şey değil ama Kayserili bunu böyle söylerken bile utanıyor. İşte bu milli mücadele ruhuyla ticareti ve sanayi sanki Türkiye Cumhuriyeti'ne bir katkım olsun, istihdam oluşturayım, bu ülkenin dışarıdaki mücadelesine katkım olsun diye yapıyor. Bu babalardan herhalde böyle geldi. Yani bakıyorum, hani genelde böyle zenginler zenginliğini söyler ya, ya Kayseriler söylemiyor ve söylenilmesine de hoşlanmıyor. Bu muhteşem bir şey. Çünkü para kazanmak olarak olaya bakmıyor. Olaya Türkiye Cumhuriyeti'nin dış dünyada başı dik, daha güçlü, daha sözü dinlenen bir ülke olmasına katkım olabilir mi diye bakıyor. Bunu da görüyorum şehrin her tarafında. Fitnelerle uğraşan milletimiz bir de son zamanlarda gençlerimizi uyuşturucu batağına çeken bir belayla uğraşıyor. Eskiden filmlerde izlediğimiz, Avrupalılarda gördüğümüz veya daha çok hani bizim çocuklarımızda olmaz dediğimiz o dramlar, filmlerdeki olaylar artık bizim evimizin içine girdi. Yapılan bütün araştırmalar uyuşturucu kullanımlarının öyle metruk alanlarda, binalarda değil, %80'inin evde kullanıldığını gösteriyor. Yani anne ve babanın yatak odasının yanındaki odada çocukların bunu bulaştığını gösteriyor. Ve bunların çok büyük bir kısmının da işsizlik ve herhangi bir meşguliyeti olmamasından kaynaklı olduğu düşünülüyor. Dolayısıyla sizin çalışmalarınızda her yaptığınız istihdam aynı zamanda bizim uyuşturucuyla mücadelemize verdiğiniz bir destek oluyor. O yüzden ne olursunuz istihdam noktasında ne gerekiyorsa, biz elimizi nasıl taşın altına koymamız gerekiyorsa sizin mücadelenizi o açıdan da önemsiyoruz. Gençlerimizi mutlaka meşgul edecek ve bu saldırı altından kurtarmamız gerekiyor. Son zamanlarda Kayseri'nin sorunlarıyla da inceleme fırsatı buldum. Sokaklarda gezdim. Birazcık şu şikayetler vardı. Hırsızlığın fazla olduğu, hırsızlığın son zamanlarda arttığı. Bunu birinci görevim olarak sayıyorum. Bununla ilgili de gerekli talimatları, işte vali yardımcımız da burada. Gerekli talimatları verdim, gerekli ödeneği de aktardık. Şehir, Türkiye'nin en çok kamerayla izlenen şehirlerinden birisi olacak. Şehrin ıssız sokağını bırakmayacağız. Bütün alanları kameralarla izleyeceğiz ve şimdiden arkadaşlarımız ihale hazırlıklarına başladılar. İlçe, il fark etmiyor. Artık faili meçhul bir olay Kayseri'de bırakmayacağız.